Konya Ovası'nda yağışların azaldığı sonbahar ve kış aylarının ardından Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gelen yağışlar yüz güldürdü. Yağışlardaki olumlu tablo barajlara da yansıdı. Konya'nın içme suyu noktasında yükünü çeken Bağbaşı, Altınapa ve Sille Barajı'ndan sevindirici haberler var. İçme suyu olarak, şehir kullanım suyu olarak bir e, risk ve tehlike gözükmüyor. Ama kış karlarıyla bu o, bizim göllerimiz su birikmesi yapıyordu ve artıyordu. Yeterli e, kar yağmadı. E, uzun yılların ortalamasına göre %50 düşüş kar yağdı Konya ve civarındaki dağlara. Kentin içme suyu noktasında şimdilik sıkıntı gözükmüyor. Ancak tarımsal sulama için aynı şeyi söylemek zor. Geçen yıl bizim hububat süresince vejetatif aksam dediğimiz hasata kadar sürede 330 mm metrekareye yağış düşmesine karşılık bu sene Nisan sonu itibariyle 240 mm'ye bu düştü. Yani geçen seneden 3'te 1 oranında yağışımız düştü manasını çıkartabiliriz. Yani %30-35 dolayında yağışımızda eksiklikler var. 32 mil milyon metreküp hacme sahip olan Altınapa Barajı'nda bir ay önce 17 milyon 730 metreküp olan su hacmi 20 milyon 491 bin metreküp seviyesine gelirken doluluk oranı da %64'e ulaştı. 205 milyon metreküp su hacmine sahip olan Bağbaşı Barajı'nda ise doluluk oranı %24 oldu. Bugünlerde her ne kadar yağış yağsa da Elbette her damlasının kıymeti var ama yeterli değil. Yağışların azlığı, Türkiye'nin en büyük göllerinden olan Beyşehir Gölü'nü de olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kar ve yağmur yağışlarının yeterli seviyeye çıkamadığı Beyşehir Gölü, son yağışlarla birlikte ancak ölü hacmin üzerine çıkabildi. Kullanılabilir su oranlarımız göllerimizde geçen senenin üstünde değil. Onun için ovaya su verilemeyebilir bile. Geçen sene de çok sıkıntılı olmuştu. Zaten e, yani Beyşehir ve Seydişehir'den sonra oya suyun gelmesi neredeyse 25 gün bir ayı bulmakta. O bile e, aşağıdaki Ova'daki e, su bekleyen çiftçilerimizde ciddi sıkıntılar e, oluşturmakta. Bu sene de aynı sıkıntılarının olacağını öngörüyoruz. Sula Gölü ve APA Barajı'nda da benzer bir durum hakim. Sula Gölü'nde tarımsal alanda kullanılabilir su miktarı 33 milyon, APA Barajı'nda ise... 15 milyon metreküpte. Şu anda mevcut barajlarımızdan Beyşehir Gölü'nde 120 milyon metreküp ve APA Barajı'nda 15 milyon metreküp, Çavuşlu Gölü'müzde ise 14 milyon metreküp dolayında bir su kullanılabilir su gözüküyor. Her ne kadar bir hafta kadar yağışlarımız sürecek olsa da gerek iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki yıllarda kurak yıllar bizleri bekliyor. Yağışlı hava önümüzdeki günlerde de devam edecek. Mevcut yağışların yaz için tarımsal sulamada yeterli olmayacağını hatırlatan uzmanlar yetkilileri uyarıyor. Dış havzalardan Konyamıza ve Orta Anadolu havzamıza su transferi yapmadığı müddetçe bizim sularımız, yeraltı sularımız daha da aşağılara inecek ve kuraklığı mutlaka çekeceğiz. Hububat üretiminde başta olmak üzere diğer ürünlerimizde de ileriki yıllarda düşüş beklenebilir. Mutlaka ve mutlaka dış havzalardan su transferi getirilmeli.